Herkese merhaba bayıldınız. Minecraft'ın yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi sevilen serimiz Tek Blok Skyblock'un yeni bölümüyle inanılmaz İnanılmaz seri her şeyi kurtan sonra bir mini seri bu kadar tutmamıştı ve muhteşem tuttu arkadaşlar. Çok sevdiniz ve ben de yapıştırıyorum. iki güne bir falan atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Çünkü diğer serilerimiz de var. Bir video düzenim var. Ben de çok üzülüyorum ama diğer serilerimiz de çok özlediğim için diğer serilerimizde de dediğim gibi takipçiler olduğu için yani düzenli bir şekilde atıyorum. Hiç gelmiyor falan gibi bir yorum yok. Düzenli olarak atıyorum. Hemen gidip bu yorum ve sabah da yine konuşacağımız ve yapacağımız bir sürü iş var. Günaydınlar arkadaşlar. Şimdi bu sefer balık farmında girmedim. Ne haber? Çünkü balık farmında AFK bırakmadım. Geçen bölümle geçen bölümde direkt mob farmı yapmıştık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok tatlı. Böyle kızıl taşsız işte demir kullanıp huni kullanmadan yapılan bir mob farmı. Aslında bunu bütün serilerde yapmak lazım abi. Çünkü bayağı basit ve aslında mesela benim kadimlerde yaptığım o mob farmı Abi inanılmaz malzeme veriyordu. O kadara gerek var ama bak şunun içi yapıyorduk. E zaten çıkıyor. Fazlası zaten. Biraz abartı gibi. Bunun bir de direkt öleni yaparsan daha iyi abi. Hadi biraz daha arkadaşlar zaten Minecraft'taki sistemlerin çoğu işinize yarasın diye de değil de bir süre sonra biraz daha eğlence amaçlı. Onlar, onları da yapmak lazım. O da güzel oluyor. Bak gördünüz mü? 2 3 kere vurdum 32 tane barut mesela. Biz barut için yaptık açıkçası. Barut şu an barut için değil de genelde barut için yapıyoruz bunu. Envanterde saçma şeyler atacağım ve inanılmaz güzel malzemeler çıkıyor arkadaşlar. Bir tane daha yün çıkmış. Benim 2 tane daha yünüm varmış. Bir tane daha yatak yapacağım ve bugün arkadaşlar artık geçen bölümlerde hiç kazmadık. Deli gibi şunu kazmaya devam edeceğim. 5900'deyiz. Çok uzak değiliz finale. Söylediniz çok şey çıkmasın ama. Bakalım neler çıkacak ileride göreceğiz. Evet abi buradaymış. Ve şunları da bir atayım. Bir adet yatak daha yaptım. Şuradan biraz daha ekmek götürürüm. Belki bir, kere daha çiftleştirebiliriz. Küçük Rambo hala büyümemiş arkadaşlar. Acaba oraya uzak kalıyoruz ondan mı? Şimdi bir adet daha yatak koyuyorum. Ulan başlangıçtan buradan iyi ayarladım? Şimdi sana biraz yemek atacağım. Arkadaşlar hepsini mi bunu attık ya. Bilerek de bıraktım. Arkadaşlar evet abi bugün ne yapacağız leather armorla geziyoruz ya aklımıza şu hiç gelmedi yorumlarda da görmedim açıkçası kesin yazmışlardı da binlerce yorum geldiği için göremeyebiliyoruz arkadaşlar bu işsiz ya Zır yapımcısı. Maden fırını yaparsak zırh veriyor ya. Abi zırh yapımcısı yaparsak elmas zırha kadar belki gidebilir. Öncelikle demir zırh verir büyük ihtimalle. Bütün malzemelerimizi biz köylülerden alabiliriz. Abi zırh yapımcısı için bir maden fırını yapmak istiyorum önce. Şuradan biraz taş alayım. Hiç taşım yok sanırım. Ve pişmek üzere. Taş pişirdim. Ondan sonra bir daha pişirdim. Düzgün taş yaptım. Arkadaşlar hatta ben şuradan kendim yapacağım. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Madem fırın oluyor ve şurayı da kapatacağım arkadaşlar demin düşer gibi oldum düşecek gibi Vallahi ben öyle şeyden kork... lan ben envanterime şey aldım bu geldi çit aldım çite tıkladım yanlış tıklamışım demek ki şurayı şöyle kapatacağım abi biraz çirkin görünebilir ama hayatımdan önemli değil abi <laughs> şimdi bunlar bir daha çiftleşti mi arttı mı hiçbir fikrim yok oğlum sen yine burada bekliyorsun niye böyle bir şey yapıyorsun senin için de şuraya koydum kardeşim hemen alıyorsun İşte bu işte budur işte budur demir zırh çekeceğiz levelımızda az buz var bölüm arasında yine Afrika bırakırız ya da şurada biraz kasılırız. Sırtlara da bir basarız. Yes. Selamun aleyküm kardeş. Sen bana oradan bir pantolon bir tane de ayakkabı verir misin? Ama senin yani şunların da artması lazım. Niye artmadı ki? Ben senden kaç tane ayakkabı pantolon alacağım? Alayım bari yedek yedek. Arkadaşlar fazla fazla aldım çünkü level atlasın istiyorum. Bir sonraki ne olduğunu görmek istiyorum. Köylüleri de arttıracağız zaten. E, arttın sen. Oo. Bire veriyor. Bir ucuzlattı tamam. Bir sürü bak öldük ölürsek inşallah ölmeyiz tabi de. Bir sürü zırhımız olacak. Zincir mi? Piv Allah senin cezanı vermez. Arkadaşlar bir sürü de zincir. Ayakkabı aldım abi maalesef mecburen. Level artsın diye yine artmadı abi. Yapacak bir şey bunları hepsini hemen bir sandık şey falan yapıp arkadaşlar onun için atacağım. Yanıma 6 tane sandık aldım. Hemen eve gideceğim evde bir bölüm yapacağım. Oraya zırhları atacağız arkadaşlar güzel. Oradan ölürsek artık sıkıntı yok bir sürü şeyimiz var abi. tabii ki sıkıntı da. Aha bak burası. Abi 4 çekil oldu. Hatta mantıklı oldu. Hani şuraya kafalıkları, ayakkabılı falan filan koyarız. Ama buraya sığmıyor. Bunu kırsak nasıl bir şey? Ha olabiliyormuş tamam. Abi zincir ayakkabılara bak gözünü seveyim ya. O kadar çok ayakkabı almışım ki olaya bak. Tamam pantolonları ve ayakkabıları da yerleştirdim. Şunlara şimdi büyü basmaya çalışacağım şimdilik. Hani idare etsin diye. Çünkü arkadaşlar Viter keseceğiz Viter kafas toplamak için de lazım Dragon'u keseceğiz Daha bir sürü tehlike çıkıyor sürekli karşımızda O yüzden lazım Buralar böyle dolacak maalesef Zamanla Yani artık ölmek o kadar sıkıntı olmayacak Ve alet yapımcısı da yaparsak Kazma, balta, kürek falan onu da oradan alabiliriz Elmas, demir çıkmasına Demir farmı bile yapmamıza gerek kalmayabilir Belki o derece yani Belki fener için demir lazım olursa Şimdi Gel bakayım buraya Kırma dört Gel bakayım buraya Kırılmazlık ha, Tüy düşü de olaydı Neyse Süper abi. Bunları da götürüp içerideki sandığa bırakayım. Abi şunları da hemen ayakkabıyı buraya pantolonu da buraya atıyorum. Ziyan etmiyoruz. Yes, süper ilerlemiyor biz arkadaşlar ya. Bu arada bakar mısınız? Bad Wars'da hani sadece pantolon ve ayakkabı oluyor ya. Sanki öyle döndüm. Mor takımdaymışım gibi. Mavi takımdaymışım gibi ya da benzedi biraz. Kontrol edeceğim bakalım. Köylüler çiftleşmiş mi ya da ekstra büyümüş mü diye. Şu büyümemiş hala. Bunlara biraz daha mı ekmek atsak bilmiyorum ama. Bence artarlar diye düşünüyorum ya. Bakıp göreceğiz abi. Bir sonrakinde alet yapımcısı yaparız. Mükemmel bir şekilde geliştirmeye çalışırız elimizden geldiği kadar. Şimdi arkadaşlar bayağı bir goy, goy yaptık. Artık çalışma zamanı diye düşünüyorum. Şu tarla biraz daha yetişsin. Toplamını top Arada yetişmeyen birkaç tane var. Hepsini birden toplayacağım. Ve kazıya devam edelim. Let's go. Artık şunları direkt öldürüyorum arkadaşlar. O yüzden şimdi göstereyim de bir daha göstermeyeyim dedim. Bunların hiçbir işe yaramadığı için direkt öldürüyorum. Fazlalık yapmasınlar abi. İskeletçiyim. Artık yanlış ver yerde ve yanlış zamandasın. Çünkü Artık çok iyi bir zırhım var. Yine akşam oldu abi. Çok hızlı zaman geçiyor gibi gelmesin. Çünkü aralar çok kestiğim için öyle geliyor arkadaşlar. Size elimden vurmuş. Terbiyesiz iskelet ya. Ya tamam bak be. Ah be. Günaydınlar çocuklar. O zaman ne yapıyoruz? Kazıya devam. Bir super chest, nautilus kabuğu falan filan. Bunlar zaten bize balık farmından da çıkan şeyler. Ve upgrade yes. Şöyle nar çıkmış arkadaşlar. Yani fena değil güzel. Upgrade olsun bakalım bu kaç saniye diyor. 80 saniye falan var. Arkadaşlar ben de o kadar sürede şu tarlayı toparlarım abi. Envanterimde biraz saçma şeyler var. Orada. Toparlarım. Hadi bakalım toparlayabildiğim kadar en azından. Arkadaşlar gelen phase'e bakar mısınız? The end derken abi. What? Abi dur hemen şunlara ekip gideceğim. Ben bu arada tarla işlerini yapıyordum. Hepsini topladım. Tarlalara geçtim. The end diyor 10. phase. Abi daha biraz daha var demiştiniz. Sonlara yaklaştırma biraz daha var. E end geldi. What? Abi altta end portal oluşuyor dediydiniz. Dur bakalım. Herhangi bir şey oluşmamış ama bir süre sonra mı oluşacak? Direkt pat diye mi gelecek? Olabilir. Abi bildiğin bak stone'lar falan filan var. Abi ooo. Oh, oh. Altta hiçbir şey oluşmamış. Kazıyoruz bakalım. Sadece stone geliyor şu an. Bir de diyorum sandıktan <laughs> kanat çıkıyormuş. Entistiğe girmeye gerek abi. O kadar değildir herhalde ya. Endermite çıktı. Bunu öldürüyorum ben ya. Ne diyorsunuz? Öldürmese miydik? Arkadaşlar paso end taşı ve purpur bloğu çıkması. End purpur bloğu biliyorsunuz. Beni bir Şüphelendirdi. Entity malzemeleri de çıkıyor herhalde. Bak kö kömür ne alaka lan? <laughs> Aha Enderman. Yemin ediyorum muhteşem. Bunu bekliyordum. Abi dur. Öncelikle bir kalkan yapıyorum. Ya da bir saniye lan. Ne kalkana ben anlamadım. Bir saniye bir saniye. Kalkan derken hayırdır oğlum. ADŞ e isi yalan. senin senden korkaydık. 3 <laughs> tane endirincisi. End portalı çıkar ve boş olursa direkt tamamlayabileceğiz. Süper be. Tamam abi envanterimde hafiften bir düzel... Oradan bir şey mi düştü? Hafiften bir düzenledim. Orada sanki bir şey düştü. Köylerimize de bir bakıp geleceğim bir saniye abi. Ulan endirmen çıktı. Oo bir tanesi büyümüş. Yes. 3 köylümüz oldu. Tamam bunlar çalışsın kendi kendine üresin artık. Dört tane yatak var sonuçta ya. Allah Allah. Neyse bunlara birazdan ekmek atarız biz. Ent kazısına devam abi. Entten çıkan demire bak 7 tane. <laughs> Böyle ente can kurban ya. Abi endirmen daha geldi. Ha yok endirmen değilmiş. Işınlandı bir şey. Şalkır box. Alta mı ışınlandı? Ha burada burada burada. Hop selam kardeş. Bunu uçuramazsın. Geç uçursan da sıkıntı olmaz burada. Nereye ışınlandın lan bu sefer? Bu sefer nereye ışınlandı? Terbiyesiz herif seni. Bu arada buraya kapattığımız köylü yok olmuş abi. Şalkır baksararken fark ettim. Abi 2 saattir şalkır baksarıyorum. Şunun altına gitmiş. Yok böyle bir şey ya. Ulan ben de nereye kazdım? <laughs> Şuna bak tam şurada. Öldür oğlum bu sefer. Dur kılıç öldürüm de şeyin düşsün. Hah. Bir tane şalkır kabı oldu hemen şurayı da kapatıp sonra da kazmaya devam ediyoruz. Bir şalkır daha geldi abi. Kapalıyken vurmayacağım ışınlanmasın diye ama... Heh tamam süper. İki tane şey oldu süper abi hemen bir tane şalkır yapabiliyoruz. Yes. Abi şurada tarifi çıkmıyor. Ama bu şekilde yapabiliyorum. Olaya bakar mısınız? Böyle bir şey var mı ya? Abi tamam bir tane de şalkırımız oldu. Yes be. Hemen uyuyalım gelelim. Yatağım güzel yatağım. Kazıya devam arkadaşlar. Durmak yok. Bam bam bam. Ender chest. End chest. End chest'ten end incisi. Ooo Wither gülü. Vay Wither'ın gülü. Bir inci daha arkadaşlar. Şimdi dört tane incimiz oldu bile. Hatta bir de end gözü oldu. İki tane orada. o altı tane abi. Tamam bir ben var ya. Hep şey düşünüyordum. Ulan diyordum yine Nether'da falan mı arayacağız Enderman falan. Hiç gerek kalmadı abi. Mükemmel oldu. Bir kır daha. Açıl bakayım. Seni de bir de öldürelim hemen. Nereye ışınlandı? Allah bir Aaa ışınlandığı yere bak terbiyesiz. Öldü ve hiçbir şey düşmedi abi. <laughs> Bir enderman daha. Aa buna da her türlü kafa tutuyoruz. Gel bakayım kardeş. Ya bu, bunlar niye bana saldırmıyor? Canım fazla da gitmiyor ha. Abi zırhlara büyü bastık o kadar ya. İki tane de bundan. Abi inci sorunu morunu kalmadı. Mükemmel. Yani enderle her türlü gidebileceğiz yani. Sıkıntı olmadan gideceğiz diye düşünüyorum. Abi şuna bakar mısınız ya? 17 demir çıkmış bu şeyden ya. End phase'inden. Arkadaşlar öncelikle isterseniz ben şu sandığı bir boşaltayım abi. Buradaki blok sandıkları da doldu. Şu tarafa hala taşıyamadım arkadaşlar sandıkları. O yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Blok sandıklarının üstüne bir sandık daha koyacağım. Abi. Böyle yükselsin. Belki de şurayı da aynı şekilde yaparız. Ve yine kazmaya devam dostlar. Çünkü aa nerede tam boşalttım sanıyordum. Boşaltamamışım hepsini. Şimdi oldu. <laughs> bir şalkır daha geldi. Bir ama Yine aşağı mı ışınlandı? Abi şalkırlar bize gıcık edecek belli. Oo burada kardeş hoş geldin. Abi bak bazen de ışınlanmıyorlar işte böyle. Kapalı iken vurunca bazen de ışınlanmıyorlar bu şekilde. Wow wow bir sürü elmas. Aa bak 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 daha geliyor daha geliyor. Ve elimizdeki servet kazma olduğu için 12 tane elmas çıktı abi muhte. bak görüyorsun 36 tane elmas abi elmas çıkması da elmas sırrımızı biz kendimiz yaparız Sonunda elinde gidersek abi onu çıkaramazsak süper olur vitr falan keserken de Hala elmas çıkıyor ya şaka mı abi Abi inanılmaz mükemmel 9 tane daha elmas çıktı. Servet 3 sayesinde de oluyor tabi de. 45 tane bence bizi endi hazırlamaya çalışıyor abi evet. Bizi ender dragon'la çarpışmaya hazırlıyor. Enderman çıktı yine elmas çıktı bak. Bak yine elmas çıktı beni çıldırtıyor 3 tane daha mükemmel. End chest. <laughs> Bunu nasıl eriteceğiz lan? Ben asıl bombayı bekliyorum. Bir sandığın içinde ya da ender chest verip bize Elytra vermesini. Dört gözle bekliyorum. Yapacak onu inanıyorum. Hadi aslanım benim. <laughs> bir shulker box daha geldi ve yine aşağı ışınlandı muhtemelen. Ya da nere... Aha. Buraya ışınlamış. Vay terbiyesiz vay. Şunu atma lan bana. Atma lan şunlarını bana. Ben iki tane nasıl? Nereye ışınlandın lan? Bu sefer de yukarı ışınlandı sanırım. Aynen burada. Abi ben yine kılıçla vuracağım. Dur servet ya. Hah. Bir şey düşmedi mi ya? Maalesef. Enderman'cığım gel abicim şöyle bir ifadeni alalım. Abi bu niye bana böyle armut gibi bakmıyor etrafa bakıyor ya? Abi iki tane daha. Muhteşem ya. Başka bir şey demiyorum ben ya. Şuna bakar mısın? 8 tane ince 2 tane 10 tane zaten üç tanesi falan hazır geliyor. Ki gelmese bile birazdan vereceği şeylerle bence yine yine yetecek kadar çıkacak yani. Yapıştırmaya devam mı? Allah'ım şunun ışınlandığı yere bak ya Rabbim. Allah'tan yayın var. Gelmeyin lan. O kadar XP'ler o değil de aşağı düşüktü Tamam abi. Buradan geç yukarı doğru başka bir yere gidemiyorum. Ben seni okluyor okluyor öldürürüm. <laughs> kabuğunda aşağı düşer yapacak bir şey yok. Zaten vitamini kabuğunda değildi çalkırın. <laughs> Enderman kardeş. Aa üç tane bundan. <gülüyor> <gülüyor> ya bitti abi bitti. End portalı tamamladık. Yes panda neler düşünüyorsun bu konu hakkında ha? Akşam üstü işte oluyor hemen eve gidelim yatalım uyuyalım abi. Aa, yorucu <laughs> bir gündü. Çok yorucu bir gündü arkadaşlar. End chest'ten ender incisi ve Müzik diski çıktı güzel. Hoş geldin şalkır kardeş. O değil de ganimet 3 kılıcım kırıldı kırılacak ya. Ben bir tane bak 34 de level'ız hazır. Bir şalkır daha yapabiliriz bu arada. Bir tane elmas kılıç yapıyorum abi. Güzel bir şey çıkarsa ona da tamir basacağım üstüne bir de. Hadi oğlum. Hadi sana güveniyorum. Savurma. Darbe. Hmm. Abi bir kere daha şansımı deneyeceğim. Bunun büyüsünü alacağım. Çünkü 30 level'dan üstünüz ya. Bir kere daha deneyeceğim. Keskinlik. Savurma. Deminki daha mı iyiydi acaba ya? Çünkü keskinlik canlı varlıklar için arkadaşlar. Darbe de ölü varlıklar için aslında darbe daha mı iyiydi? Abi şurada birazcık daha level kasıp tekrar 30 olup bir daha alıp büyüsünü basacağım ya. Gerçi şu an alsak belki yine 30 olur da. 30 olduk bile abi hemen ve <laughs> 2 3 tane kılıç vurdum. Sadece çıkan malzemeye bak ya. Abi harbiden çok yani her yer boşluk ya arkadaşlar. Ondan dolayı normal survival'da mesela bu şekilde olmayabilir. Çünkü başka bir sürü mağaradır, şudur, karanlık alan var. Orada spawn oluyor ya. Bunun şeyliğini bozabilir. Bunu da okyanusun üstüne yukarıya bir yere yapacaksın aslında. Güzel olur. Bir kere daha bunun büyüsünü aldık ve bir kere daha büyü basıyoruz. Abi rezalet bu sefer sadece keskinlik güç verdi. Çabuk sil. Git ne kadar ne kadar öldürebiliyorsan öldürüp 30 level yapıp tekrar büyü basacaksın adeşi. Kanimet demir kılıcımız kırıldı arkadaşlar. Üzülerek söylüyorum ki zaten yaşamının sonuna gelmişti abi. Bize çok hizmetler oldu sağ olsun. Ama uğurladık kendisini. Bu arada yine zombilerden birinden demir düşmüş sanırım ve şuna bakar mısınız muhteşem abi ya. Darbe 4 savurma 2 tamam abi buna okey diyeceğim çünkü başka çarem yok. Şunları da bir envanterimden atayım geleyim. Günde de yine birikiyor biraz daha biriksin yatak yapıp bir sürü köylüyü de arttırabiliriz yine arkadaşlar. Şimdi şu kılıç için bir tane e, ganimet 2 vardı yatırım başka var mı arayacağım ganimet 3 falan filan basacağım arkadaşlar ve tamir basacağım üstüne. Ganimet 2 buldum bir tane. Şimdi eğer level yeterse arkadaşlar efsane bir kılıç yapacağım. Şimdi bunda süpürücü kenar var. Bunların birinde daha vardı sanırım ya. Ha bunda var. Şuna gerek yok o zaman abi. Sadakat ateş koruması falan filan bunu daha sonra kullanırız. At bunu. Bak süpürücü kenar. Üstüne darbe kırılmazlık. Kırılmazlık da yok çünkü. Ganimet ve tamir. Bunların dördünü bu kılıca basınca efsane bir kılıç olacak arkadaşlar. Tabi ganimet 3 olsa daha iyiydi ama bizim örste bayağı bir örselendi kırılmak üzere diye düşünüyorum. Abi 13 level istiyor. Hemen 13 level yapıp geliyorum. Bir level kaldı zaten. Abi patates. Sonunda patates. Yes. işte bunu bekliyordum ya. <laughs> işte bu. Abi patates tarlamızda yok mu kardeş? Şuna bak yine envanterim doldu ha. Arkadaşlar tüy şu ayakkabı çıktı birinden ya. <laughs> Güzel abi valla. Dursun bunu ayakkabılara koyarız. Bu arada 16 tane de ip olmuş. Bu da muhteşem bir haber. Öncelikle şu ayakkabıları bir yerine koyalım. Tabii şu zincir olana gerek yok abi. Hop bir dinik. Şimdi inşallah yeter level'ımız dedi. Çünkü bu 13 yetiyor ama kılıca basmaya yeterse 27 level istiyor abi. Ama efsane bir kılıç olacak. 27 level yapabilir miyiz sizi şuradan? Mob farmından. Yaparız be. Hadi bakalım. Let's go. Sonunda 27 level olmaya başladık. Geceler gündüzler geçti resmen arkadaşlar. O kadar uzun zaman geçti. Biraz zor oluyor. Ve çıkan şeylere bakar mısın? İki tane bot çıkmıştı. Biraz birleştirdim. Çok az bir can arttı. Gövdelik çıktı. Ve güzel bir solungaç. Kırılmazlık ki Ateş koruması 3 kask çıktı arkadaşlar. Şu kaskımız da zaten kırılmak üzere. O kırılınca onu giyeriz. Güzel olur. Ve 14 tane de ip çıktı. Bir sürü daha yatak yapıp köylerimizi çoğaltabileceğiz arkadaşlar. Süper hemen şöyle atalım mesela kaç tane olmuş alalım orada vardı 30 tane bunu birazdan yaparız patatesimiz var şunları yerine koyacağım ama öncelikle şu kılıca şu büyüğü basmak istiyorum abi ve işte bu darbe 5 savurma 2 süpürücü kenar 3 kırılmazlık 3 ganimet 2 ve tamir sadece ganimet ikisi biraz ...yamuk ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bir daha ganimet 2 basıp 3 yapmak istediğimizde... ...Allah bilir çok pahalı mı der, 40 level mi ister... ...ne yapar bilemiyorum. Ayakkabıyı, pantolon yok... ...gövdelik ve kafalık. En azından gövdelik ve kafalık yeri olduğunu belirtir abi. Bro. Güzel olur. <laughs> Uzun zamandır beklediğim şu patatesi. Çünkü patates yemeği çok seviyorum arkadaşlar ve... ...oyunda da yemek istiyorum. O yüzden bir alan yapacağım. Tarlanın yanına yapacağım. Şuradaki boşluğa yapmayı düşünüyorum. Aynı bura gibi şuradakileri... ...iptal ediyorum burayı o zaman... Tarlayı bir yapıyoruz. Let's go. Varım yoğum olan bütün toprakları aldım. <laughs> ve tarla yapmaya başlıyorum abi. Arkadaşlar sadece ve sadece bir sıra eksik kaldı. Ben o bir sıranın da eksik kalması istemiyorum. yedi tane toprak da koymuşum buraya. Yedi tane de toprak yapmak istiyorum ama Çimeli toprak da olmuyor. Dört tane çimeli toprağım vardı. Bir tanesini bıraktım arkadaşlar. Bunlar şöyle elle kıracağım. İpeksiyle kırmayacağım. Normal toprak olacaklar. Aa burayı çimenlendirdi. Ve bunlar iri tane toprak yapacağım. Tekrar bunu normal toprağa çevirip tekrar tane taneli oraya 8-9 tane lazım. O yüzden bir sürü toprak yapana kadar devam edeceğim abi. 8 oldular. Gördüğünüz gibi bütün çakıllarım yetene kadar bunları normal toprağa çevireceğim. Abi bildiğiniz 56 tane iri taneli toprağım oldu. Bunu biz başardık be. 4 tane topraktan çakıl kullanarak neredeyse bir stek toprak yaptık abi. Ve evet hepsini de çapaladık normal toprağa dönüştürdük. Bir tane çakılımız kaldı. Nedir de çakıl sınırsız bulunduğu için arkadaşlar. Yani bulabilirsek tabi. Sıkıntı olmayacağını düşünerek 61 tane toprak yaptım. Ve her şey şu son tarafını tamamlayabilmek için de arkadaşlar. İşte bu azim sadece bir sıra için biz tek neredeyse toprak yaptık. Bir gidelim yatalım uyalım sabah da şu tarlayı bir bitirelim abi. Yarın zor bir gün olacak. Uff arkadaşlar biraz zorlu bir süreç oldu ama. <laughs> Burayı genişletip şu arayı kaldırdım. Çevresine bu şekilde yine bizim şekil şukul bahçe tasarımımızı çektim arkadaşlar. Bu bahçe tasarımı çok sevdim. Mesela başka serilerimize de bu ta bahçe tasarımını yapabiliriz ve burayı da kapatmak istiyorum arkadaşlar. Bir tane kapı kullanıp şurayı kullanabiliriz. Hatta bence orada kapı da tam böyle önünde şeyler çıkıyor. em iptal edelim orayı. Şöyle buraya abi ne atıyoruz? Hemen şöyle bir Odun geliyor buraya. Şunlar yine şurada durabilir. Sıkıntı yok. Kapıyı bence buraya alabiliriz abi. Mantıklı değil mi? Yani önü boş falan. Ve şuraya da artık diyorum ki şuraya zaten dikemeyiz. Ağaç dikmeyelim arkadaşlar. Böyle boşluk kalsın. Yaprakları da buradan aldım. Şimdi yapacağımız şey kapımız burada bu arada. Ve kapımızın yanlarını açalım şunları değil mi? Neresi olduğu belli olsun hem kapımızın. kapımız burada. Şuraya koyabiliyoruz değil mi? Aynen böyle kapımız. Burada duruyor gayet güzel bir şekilde. içeri de böyle aydınlık. Yapacağım şey arkadaşlar. Bak buraya da yanlışlıkla çimen koyuyorduk ya. Her yer çimenlenmeye başladı. Bir tane patatesimiz olduğu için oradan bir sürü kemik getirip burayı full patates tarlası yapacağım. Çok güzel olmadı bu tarlamız bak arkadaşlar ya. Bir tane de havuç tarlası yapsak fena olmaz. Aa, nereye ekleyeceğiz onu? Şu uca falan ekleriz. Sıkıntı yok abi. Gelmişken de şu moblar öldürmemek olmaz abi. Bayağı birikmişlerdir. Buradan da tarlamız bu şekilde görünüyor. Bence gayet güzel. Bizim bir tane haritamız vardı serinin başında. Onu sanırım kaybettik onu bulsaydık keşke arkadaşlar Hatta bir bakacağım sandıklara Sandıkların birinde patladı diye hatırlıyorum İlk böyle açmıştık ve ne hale geldiğini görecektik ileride diye Onu sanırım harbiden kaybettik abi maalesef Abi burada Buldum ve açıyoruz Oo süper abi Mob farmda tam sınıra yapmışım Efsane değil mi arkadaşlar Abi çok güzel değiştirmişiz be Her yer yemyeşil ne kadar tatlı duruyor Şurası ne lan ağaçların uç kısmı. Abi bence çok güzel olmuş ya. Bu haritayı bir tane hemen şey yapalım ve şuraya bir yere asalım abi. Item frame yapalım. 7 tane yaptım item frame fazla fazla ki arkadaşlar başka yerlerde kullanırız diye. Şimdi bu haritayı nereye assak abi? Tam burada genelde burayı kullanıyoruz diye düşünüyorum ve buraya astık. Arada güncelleriz. Efsane görünme görünmüyor mu arkadaşlar? Yes be. Bunu biz başardık abi. Bir sürü geliştik. Bunu buraya atayım da abi. Şimdi şu envanterimdekileri İşe yaramayacak olanları atıp patatesi kemik kemikleri de aldım yanıma kemiklerle yetiştirelim abi. O değil de yine akşam oluyor. Ne kadar hızlı geçiyor burada zaman ya resmen. Hepsini bir çapalıyoruz. Çapalama işlemi tamam. Hepsi de ıslanıyor zaten. Şimdi tam şurada bir yerde patates arttırma işlemi başlasın. Bu kadar yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. İki stekten biraz fazla. Hatta aslında bunun kemik tozumuz da olduğu için artık sınırsız. Ufak bir mini sistem var arkadaşlar. İstersen bu odayı istersen patates yetiştir. O tarz bir şey de yapılabilir aslında da. Şu anı gerek duymadım abi. Tarladan toplamanın da keyfi bir ayrı diye düşünüyorum ya. Bunların hepsini bir ekelim şimdi. Uh tamamdır. İnşallah unutmamışızdır. Unutursak da arada sıkıntı yok arkadaşlar. Bir tane zehirli patates çıktı ilk defa birinden. Dayım olaydı yedirirdin. <laughs> abi şurayı aydınlatalım bence ya bak. Hem köylülerimiz tehdit altında hissedip. Lan tehdit altında hissedip kendinize bir tane ayrı golem spawn etmiyorsunuz. Terbiyesiz herifler. Yatmışlar mı köylüler? Evet hepsi yatmış bir an Yine yoklar gibi düşündüm de varlar abi Aydınlatılacak aslında çok yer var da neyse Arkadaşlar pişirecek patates de atmamız lazım Bu arada unutuyoruz uzun zamandır Biz şurada odun kömürü yapıyorduk Ben odun kömürleriyle zaten hep full şey yaptım Meşalleri bu kadar çok Biraz da şuraya koydum hatta meşaleleri şuraya bir yere onlar sayesinde bu kadar meşale yapabildik. Abi nereye aydınlatmadık da sen spawn olabildin? Bir saniye. Şimdi şu arada biraz karanlık yer var ama orada spawn olamazlar diye düşünüyorum. Neyse abi zaten gece çok beklemeyeceğimiz için. Arkadaşlar şunu demek istiyorum. Burada odunlarımız var bizim mesela. Ne fazla var? Yine meşe fazla. Çok da fazla değil. Bu ara biraz daha odun toplamak lazım da. Atıyorum burada. Hemen odun kömür oluyor. Onları kullanıyoruz. Güzel oluyor. Hemen bir yatalım. Sabah olsun gelelim. işimize devam edelim. Günaydınlar çocuklar. Abi evimizin her yerinde yaratıklar spawn oluyor ama neyse. Şunları hem yerine bırakacağım. Şu kemik tozunu da şuraya bir yere koyayım. Yine lazım olur. Hatta şunu içine koyayım. Yetiştirmek için ya. Orman ağacı falan diker şey yaparsak güzel olur. Şunları hemen yerine atacağım. Sonra da arkadaşlar İpimiz bayağı birikti. Başka bir yerlere daha koymuşumdur ya. Şeye mi koyduydum hatırlamıyorum. Hemen gidelim o ipler burada 30 tane falan ip vardı sanırım. Bir sürü yatak yapacağım onlara bir sürü ekmek atacağım. Köylüler deli gibi çoğalsınlar abi. Buraya atmışım 38 tane oldu. Patatesler de pişireceğim ve yiyeceğim abi bunlar da. Zehirli patates de ana olsun diye şuraya bir yere koyacağım. Bir tane dokuma tezgahı yapalım arkadaşlar bu arada. Böyle birkaç bir şey yapalım ki hepsinde yün açıp çevir abi yatak yap. Böyle meslek vermeden çoğalamıyor olabilirler diyeceğim de çoğalıyorlar. 3 tane yatak oldu. Bir tanesi de o Abi alet yapımcısı yapmak istiyordum aslında. Alet yapımcısının için ne gerekiyordu onu hatırlayamadım. Mantıken örstür diye düşüneceğim ama neyse siz yine yorumlarda yazarsınız. Şurada bir şey kediyi görmüşüm. Siz yorumlarda yine yazarsınız. Şu an dokuma tezgahçısını da bir merak ettim arkadaşlar. Acaba yün falan satabilir miyiz diye. Abi şu şuraya koysam buradan zıplayıp çıkamazlar değil mi? Şuradan çıkabilirler de. Buraya bir tane daha koysam bu sefer de buradan çıkabilir. Bir yatağı da şöyle ayrı koyalım. Bir de dokuma tezgahı koyuyorum. Şuraya hanginiz yapacaksınız bakalım. Şuraya koyayım. Şu oldu abi. Yan yana koymamın sıkıntısı yok bunlar herhalde. Ha yün satıyor. Ben sana bir şey satamam. Ben bunu kırıyorum abi. Ben bunu kırıp atıyorum abi. Kusura bakmayın. Arkadaş ona da bir gübre varili yapıp onu da çiftçi yapacağım abi. Gel bakayım kardeş. Hop sen de bir çiftçi yapalım. Havuç. Allah'ım artık havuç satabileceğimiz biri. Şuna da patates satabiliyorduk. Ama patatesimiz yoktu artık patatesimiz de var. Muhteşem abi inanılmaz verimli bir bölümü geride bıraktığımızı düşünüyorum. Hatta şunları yanlara mı aydınlatsak neyse. Bu bölümde Ent kısmına kadar geldik. Çok güzel kılıçlar, kılıçlar abi haritamızı bulduk. Tarlayı genişlettik. Bir sürü bir sürü şey yaptık. Çok az bir şey daha kalacağım bakalım daha neler çıkacak. Ondan sonra da yavaştan bölümümüzün sona doğru yaklaşacağız arkadaşlar. Abi bir Enderman daha çıktı. Bu endermanla de isterseniz finali yapalım. Buna çok etki etmeyecek keskinlik değil darbe olduğu için de bu canlı bir varlık sayılıyor sanırım. Savurma olması bir yönden de kötü oldu ya. Çok uzağa gidiyorlar. Ganimet 2 olduğu için 2 tane çıktı. Abi muhteşem 14 tane Ender oldum. Ay sus artık. Artık diğer bölümün başında falan da burayı boşaltırız. 17 tane daha artı zümrüt çıkmış. Artık zümrütleri çoğalta çoğalta patatesleri falan sata sata da alet yapımcısını geliştirip belki elmas aletler verir bilmiyorum. Belki onları bir de zombiye çevirir tekrar köle çevirir bir emerald'a satın alırız. Orasını bilmiyorum. Bakalım daha fazla gelmesini istiyorsanız like butonunu parçalamayı kesinlikle unutmayın dostlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.